Tansiyonumuz gayet normal babacığım. Açık konuş Reyhan'ım ya. Bak eğer şeyse ben hemen orucumu yerim ha. Neyse. Ya ne bileyim onu da sen bil artık Reyhan'ım ya. Bak eğer dindar bir doktor oruç tutamaz derse tutulmaz ya. Sen bir he de o saat bozarım orucumu ha. Yok babacığım yok, maşallah turp gibisin. Yapma ya. Peki ben niye böyle oldum ha? Bilmem, belki psikolojiktir. Ya ne psikolojiyi Reyhan'ım ya? Yani size göre her şey ya psikolojik ya stres ya. Ben en son emlak vergisi öderken böyle olmuştum. Doğru, bak ben onu unutmuşum babacığım. Ah canım, sen yine cebinden para falan çıkacak, onu mu hissettin acaba? Ağzından yeni alsın Reyhan'ım ya, ağzından yeni alsın. Ne parası ya? Nereden çıkarıyorsun bu parayı şimdi ya? Tövbe ya. Görünce yeniden başladı. Yoksa harbiden paramı isteyecek yine. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey diyecektim. Hani geçen gün konuştuk ya. Malum kasabada epey ihtiyaç sahibi insan var. Hazır Ramazan'da kalpler gönüller yumuşamışken güzelce bir organize olup şu fitre-i zekatı toplasak diyorum. Ben sohbette konuyu açarım. Sen de bana destek ol. Abi iyi misin? Ya da hocam ya Reyhan'ım haklıymış. Meğer cebime yani içime doğmuş. Havşam, ben diyorum ki madem anan akıllanmayıp eve geri dönmeyip biz kalkıp gidelim memlekete. Orada baba yadigar bir arsamız var. Bir eve dönüp gül gibi geçiniriz da. Ya hadi binde bir annem tamam dedi diyelim. E peki Leyla ne olacak baba? Ula ben onu düşünmeyeyim da. O da bizden gelecek. Biz evde oturacak. O da temizlik işleriyle uğraşacak da. Oy. Memleketten bahsettik. Bizim oraların anası çalıyor bir yerler değil mi? Ya baba telefonu çalıyor. Tamam ulan. Ula ha bu memleketin kodu durdu. Alo. He benim. Sen kimsin? Ula Allah'ın işine bak ya. Ben de tam bizim oğlana, bizim oradaki arsadan bahsediydim. Ondan sonra? Olmaz öyle şey de! Allah'ım yarabbim ya! Baba, kim bu? Ya memleketteki arsanın ortakçısı. Amcam vakti zamanında satmıştı onu ona da. Niye suratına kapatıyorsun telefonu? La sen ne biliyorsun telefonun suratında olduğunu? He. Ya olmaz diyorum da orası babamdan kalan son ağaç ya. Dünyayı versen kabul etmem. Hem ha bizim kadın akıllanıp eğer eve geri dönmezse ben yerleşeceğim mecburen oraya da. Ne? Ben de o kadar para ne gezer ya? Baba yine niye kapattın telefonu? Aynı adamdı da. Ne diyor? Hele bunun derdi neymiş Serdar? Ben ne bileyim, dedemden kalan arsa için ortağı aradı. Sonra da ne dediyse bilmiyorum yani. Ya yeter de! Baba yadigâr o arsayı satmam diyorum. Hem ben evmeden evvel oraya yerleşeceğim ya. Karı gelirsen karıyla, gelmese bizim uşaklarla da. O kadar param yok da, olsaydı verirdim sahi seni, basardım kabahat ulan teşmeyi ya. Ne? Mahkemeye mi vereceksin? Ver ulan ver. Eğer onu öyle etmesen adam değilsin. Ne olursunum ya? Yoksa sana da benim gibi çektiren mi var ha? Tabii ben. Değerli cemaat. Birkaç gün önce hepiniz ne kadar eli açık insanlar olduğunuzu göstermiş oldunuz.
Tabii bu vesileyle çevremizde aslında ne kadar çok ihtiyaç sahibi insan olduğunu da anlamış olduk. Daha önce de hep konuştuğumuz gibi Ramazan yardımlaşma ayıdır. Bir yandan içe doğru yolculuk yapıp zenginleşirken, bir yandan da insanların ihtiyaçlarını karşılayarak onları rahata erdirme zamanıdır. Tabii bunun için de hepimize farz olan zekat ve fitreleri vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirmeliyiz. Hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Öyle değil mi Sabri abi? Ya hoca, biz aramızda bir iş bölümü yapsak, ben ihtiyaç sahiplerini tespit edeyim, geri kalanı da yardımı neyle yapsın? Abi, toplanan yardımları el birliğiyle bir çırpıda dağıtırız inşallah. Biz daha önce yemek yardımı yapmıştık zaten. Bu sefer de nakit olarak yardım yapsak çok daha iyi olur. Tabii bunun için de bir an önce zekat ve fitrelerimizi vermeliyiz. Ben bu işin sorumlusu olarak Dursun abiyi düşündüm. Kim ne verecekse verir, daha sonra da bir komisyon kurup hassas bir şekilde yardımları dağıtırız inşallah. Dursun abi iyi olur hocam. Kendisi biraz şeydir ama Allah'a var güvenilir bir insandır. Ay evet evet, Dursun biraz şeydir meydir falan ama ölse kimsenin malına dönüp şöyle yan gözle bakmaz. Es sahtan şeydir ama başkasının hakkını hukukunu yemez. Uy, ha bu iş ne durdu? Dursun şeydir şeydir de en şeyde kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Sen ne dersin Dursun abi? Ne diyeceğim da? Demek asli saadet vaktinde çiçimi zekat memuru olacağım he? Onun gibi bir şey. Tabii yanına da birkaç kişi alırsan hem daha rahat edersin hem de çok daha şeffaf olur. Ne şeffafı? Ne rahat ya? Ben bir başıma hallederim ha o işi de. Hem peşime adam takmana gerek yok. Abi istişare ve ekip olarak hareket edilirse hem daha bereketli olur hem de insanların içi daha rahat eder. Zekat dedin zaten bereket işidir da. Ben gönlü olmayandan zekatını almam ya. Hocunlar da canım sıkkın ama kabul ediyorum önerinizi. Evet ama Dursun abi. Bakın herkese diyorum ha. Herkes parasını hazır etsin. Bu iş iftardan evvel bitecek ha. Yoksa kapınıza dayanırım. Paranızı almadan da gitmem bu hacı oraya. Abi bak. İmam efendi sen benim işime karışma. Ben senin işine karışayım mıyım? Bak bu günlerde zaten canım sıkkın. Günümü senden çıkarmayayım da. Dursun abi. Abi özel değilse bir şey soracağım ya. Seni canı sıkkın gibi ne oldu? El işme sen bu işe. Senin boyunu aşar da. Ona şüphem yok zaten. Ama ne oldu, çok üzgün duruyorsun. Ya şimdi bizim memlekette muhterem babamdan yadigar bir arsa var. Bu arsanın bir de ortakçısı bir adam var. Arayıp dedi ki madem gelip gitmiyorsun saat kalan payı hisseyi bana sat diyor. Dursun'um satalım ya. Ne yapacaksın oradaki arsayı ha? Ula baba yadigar diyorum ya. Duymayın mısın? Hem babamdan yadigar bir o arsa bir daha bu ilim irfan görmüş kişiliğim kaldı da. Ha ben adama ne dedim satmayayım onu dedim. O da dedi ki madem öyle sen benim hissemi al ben de başka bir yerde iş edeyim dedim. Ay çok heyecanlı. Peki sen ne dedin? Niye sabırsızlanıyorsun? Anlatıyorum onu da. Dedim ki param yok alamam onu. O da bana dedi ki madem öyle giderim mahkemeye açarım bir dava sürüm sürüm süründürürüm seni diye de. Dursun abi merak etme. Eğer mahkemelik bir işin olursa ben sana yardımcı olurum. Avukatız ne de olsa. Tövbe tövbe tövbe. Allah avukat milletinden uzak etsin abi. Giderim oradaki evi satarım. O hisseyi alırım da. Zaten avukatının da eve döneceği yok. Ne edeyim? Gider köyde yaşarım ya. Durduğun kabahat efendi. Aferin Adile Hanım aferin. Sen böyle inatlaşmaya devam et değil mi? Ben o hisseyi bir satın alayım. Bak ondan sonra nasıl peşimden koşturuyorsun. Ula ben nasıl adamı kaçırdım diye. Abi nasıl bulacaksın parayı? Ne bileyim ya. Gökten yağacak hali yok herhalde. Bir iş edeceği yok da. Ben sana elleşme dediydim. Ya hoca onu boş ver de. Şu zekatta illaki 40'ta birini mi vermemiz gerekiyor ya? Öğrenci indirimi falan yok mu ha? Abi 40'ta biri zaten en azı. Hele ki ortada bu kadar yardıma ihtiyacı olan insan tamam, varken... Tamam hocam tamam. Ya seninle de konuşmaya gelmiyor yani. İllaki batıracaksın adamı ya. Efendim? Ne zaman? Kalbim ağrıyormuş. Tamam ben hemen geliyorum. Ambulansı hazır edin. Ay var ya bu kız çocukken de böyle ambulans delisiydi. Büyüdü hiçbir şey değişmedi. Hadi gidelim bacım. İyi günler İmam Bey oğlum.
Ferit Bey. Ne o imam? Beni beklemiyordun galiba. Açıkçası evet. İşte ben böyle bir adamım. Herkesi şaşırtırım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine hemen sorulara başladım değil mi? Ama boşuna uğraşma. Çünkü maymun gözünü açtı. Estağfurullah. Nasılsın bakalım? Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Bunu sana sormak lazım. Derdinin ne olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. İdare ediyoruz işte. Bu zekice kelime oyunlarıyla beni atlatmaktan vazgeçerdik. Çünkü yemezler. Evet, çünkü yemiyorum. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Ve şu andan itibaren de her şeyi öğreneceğim. Evet, her şeyi. Bu arada kapıyı kapatayım mı yoksa açık mı kalsın? Fark etmez. Güzel. İnşallah bir şey anlamamıştır. Neden ayaktasınız siz? Siz miydiniz? Lütfen geçin buyurun. Kalbim ağrıyor demişsiniz öyle mi? Keşke yalnızca ağrı olsa. Bir acı var şuramda. Kalbimin tam orta yerinde. Allah Allah, ne zaman başladı? İlk gördüğümde, yani 10 gün olmadı. Kriz falan değil yani. Niye birlikteki doktora gitmediniz? Benim halimden o anlamaz. Aslında iyi bir doktordur ama. Neyse, madem buraya kadar geldiniz bir muayene edin. Ben ilacımı biliyorum. İlaç kullanıyorsunuz zaten. Allah Allah ya, ben hiçbir şey anlamadım. Niye ilaç kullanmıyorsunuz? Bana iyi geldiğinden ilacın haberi yok. Neye bakıyorsun öyle? Uy! Ha bu zekat mı dur, fitre mi dur da? Nesi varmış? Bakayım bak. Ha bunu kaç katını kazanıyorsun da? Sana ne efendi? Adile Hanım, aklını başına topla tamam mı? Ben burada kocan olarak değil, dini bir yetkili olarak oturuyorum da. Hem söyle bakayım bak. Ha bu senin kazancının kaçta biridir? 20'de 1'i. 20'de 1'i bu kadar mı? Uy ben senin aklına sırıp sıkayım mi? Ha bu parayı sen evi terk ettin ha? Dursun efendi, vazife başında şehit olmak istemiyorsan ağzını kapa. Tövbe. Ya ben diyorum ki, ha bu parayı ben vereyim sana. Gel evde temizlik et, çocuklara bak. Dursun Bey, merhaba. Aleyküm selam. Evet, ben şimdi size bir şey soracaktım da. Ben hayatım boyunca hiç şey ödemedim. Zekat. Evet. Şimdi ben çalışıyorum ya. Gerçi abim öyle pek bir maaş vermiyor bana ama gene de acaba Sabri ile böyle beraber mi ödeyeceğiz yoksa böyle kendi başıma mı ödeyeceğim? Ulan senin aklın basma henüz. Öte tarafta Sabri ile birlikte mi ödeyeceksiniz hesabı? Bilemedim ki, bir ipucu versen. Ya şimdi bu tarafta Sabri Bey'in ettikleri hatı sağa götürürüm. Allah korusun. Yani müteahhit adam kim bilir kimlere neler etmiştir. İş icabı. Aldın işte cevabını. De bakayım bak, ne kadar vereceğiz? İşte gönlümüzden ne koparsa, değil mi? Tövbe ya. Senin gönlünün buraya ne iş var da? Allah'ın verdiğinden Allah'ın kuluna vereceksin da. Allah'ım ya Rabbim ya. Git bul, buluştur bir şey, takılarsan. Ya bak millet bekliyor, o acıyor ya. Haydi, hazırlayın, çabuk. Tamam, gideyim o zaman ben. İyi günler Adileciğim. Dursun, iyi günler.
Yardım topluyorsun galiba. Ramazan dolayısıyla mı? Aralarında en muteber kişi olarak beni gördükleri için zekat memuru seçtiler de. En doğru adamı seçmişler. Yani herkesin zekatı, yardımı sende mi toplanacak? Ulan anlamaymış. Zekat memuru bensem beni toplayacağım tabii. Yoksa kim toplayacak? Hem hayırdır, sen niye soruyorsun ki? Haram verirsin. İnşallah. Tabii canım. Duruma bakayım. Bir şeyler veririm sana. İyi bakalım. Madem öyle, el havuza gelir bir şey ver de sana yeni bir sayfa açtığımıza diyorsun, değil mi? Dursun abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, ben de seni arıyordum. Buyur, bu da benim zekatım inşallah. Uy! Ulan bu ne çok para? Sen ne kadar maaş alıyorsun ki? Abi bu maaştan değil, avukatlık zamanındaki birikimlerimden çekip verdim. Ya avukatın parası kabul olur mu? Abi para meslekte değil, kazancına göre helal ya da haramdır. Hem bak böyle dediğini avukatlar duymasın. Duysunlar, duysunlar, bir şey olmaz. Ben hepsine karşı kendimi muhafaza ederim, değil mi? Haydi, kolay gelsin. Abi hesabımdaki para bu. Ben öyle pek takı falan takmam zaten biliyorsun. Sen hesapla, ben ne kadar gerekiyorsa veririm. Aferin kız, aferin. Madem öyle ver bakayım dörtte birini. Tamam, birazdan gidip çekerim. Ulan niye birazdan da? Çıkar ver ne vereceksen ya. 2 dakika önce delikanlılık ediydin. Şimdi ne oldu da kıvırıyorsun? Abi para hesapta, yanımda değil ki. Tövbe tövbe tövbe. Ulan Dursun, sen ne saf adamsın ya. Ha böyle adamın ha böyle kızı olur da. Dursun'um ayıp oluyor ama ya. Sen sakın konuşma. Yatmış ha öyle. Neyin var ya? Kalkıp hesaplasanızı çatın. Dursun'um bak para lafı etme, çarpıntı tutuyor ya. Acelen ne? İlla ki vereceğiz bir şeyler. Benim değil de senin acelen var Sapli Bey. Ya ben de kurtul fazlalıklarında niye cimrilik ediyorsun ki? Ya Dursun'um alıştıra alıştıra ya. 3-5 kuruş olsak neyse yani. Benim bünye böyle bir kalemde bir tomar para vermeye uygun değil ya. Tomarla vermeyeni şamarla adam ne değillermiş Sapli Bey. Haberin olsun yani. Dursun abi, insanların üstüne fazla gidiyorsun. Ya ben üstünüze gelmesem öte tarafta üstünüze gelecekler de. Siz öyle inanırsın istiyorum ya. Ha bu arada iftardan evvel verdiniz. Vermediniz, topunuzu Allah'a havale ediyorum o acını. Ya bu Dursun hepten şey olmuş ya. Ya tanımasam garibanlara değil kendine topluyor diyeceğim ya. Emir Hoca ile konuşsak iyi olur. Yoksa zekatını verecekleri de vazgeçirir bu. Reyhan'ım ben vazgeçtim bile ya. Ben vazgeçtim bile. Tamam abi, hallederim inşallah. Yalnız bir yandan da tabii herkesi değil ama bazılarını böyle arada bir sarsıp coşkulandıracak biri lazım. Çünkü insan bazen niyeti ve imkanı olsa da bu işleri ağırdan alabiliyor. Ya hoca ya, yine gelip sana yetiştirdi bu değil mi her şeyi ha? Ya vereceğiz hoca ya, vereceğiz. Para bu ya. Can mı bu çıkarıp koyasın ya? Sanki insanın eti tırnağından ayrılıyormuş gibi geliyor ya. Et tırnaktan ayrılır mı hoca ya? Abi, bence seni rahatsız eden paranın olmaması değil, olması. En iyisi verip rahatlamak. Mesela bak, biri bize karşılıksız 40 tane hediye veriyor ve diyor ki bunlardan bir tanesini siz de başkalarıyla paylaşın. Şimdi biz bu hediyeleri paylaşmazsak hediye vereni üzmüş olmaz mıyız? Hoca ya, geldiğinden beri az masrafa sokmadın bizi ya. Yok teravih yardımı, yok fitre, yok zekat, yok şu, yok bu. Yani az dur hoca ya, az dur ya. Ama yok, sen ancak baba olduğun zaman anlarsın beni. Ya insanın sanki evladını alıyorlar ya. Yok artık baba sende. Yapma hadi, hadi. Baba arsa işini ne yapmayı düşünüyorsun? O iş için bir planım var evladım. Rahmetlik babamı rahatlatacağım da. Ama sakın kimseye söyleme ha, tamam mı? Tamam. Yani kesin hisseleri alıyorsun. Ya sen beni dinlemiyor musun? O parayı denkleştireceğim. Ondan sonra birlikte köye gideceğiz. Orada yaşayacağız. Tamam. Dursun merhaba. Allah kabul ederse zekat için bir şeyler ayarlamaya çalıştım. Sen kapa bakayım gözünü. Daha bu kadar mıydı? Toparlayabilirsen bir şeyler daha vermek istiyorum. Bir de ben sizin bu ailenizden çok etkilendim. Acaba yani beni kabul ederseniz burada başlasam olur mu? Uy, olmaz mı daha? Ama sen her şeyse benden çok etkilendiğini söyleyeceksin, tamam mı? Diyeceksin ki benim idolüm Dursun Ali abidir.
Ferit, ne istiyorsunuz? Adile be ya, neler var? De burada harfler birbirine karışmış. Okunmuyor be ya. Cengiz. Adile, neler oluyor burada? Hı? O paralar nedir? Yoksa kooperatif mi kuruyorsunuz ha? Dursun'un orada ne işi var? Günün menüsü nedir? Ne yapsın, zekat topluyor. Vereceksen kaçırma ha. Günün yemeği soğan kebabı. Zekat mı? Soğan mı? Hem de ulu orta açık açık, öyle mi? Siz de iyice pervasızlaştınız ama. Kimden güç alıyorsanız. Bana sorarsanız iyiden iyiye rejime karşı çıkmaya başladınız. Ama artık susmayacağım. Çünkü sustukça sıra bana gelecek. Ayrıca yemek yemek de istemiyorum. İştahım kaçtı. Adile be ya. Ben soğan kebabı istiyorum. Dışımdan bir ses sanki bana soğan kebabı dedi. Olur Cengiz. Sevgili gedikliler. Sizlere bugün maalesef bazı acı gerçekleri anlatacağım. Altımızın nasıl oyulduğunu, etrafımızın nasıl sarıldığını ve hayatımızın nasıl karardığını anlatacağım. Fakat ondan önce söylemek isterim ki bunlar artık böyle gizli gizli yapılmıyor. Hayır! Artık alenen, göz göre göre, göstere göstere yapılıyor sevgili dinleyicilerim. Adeta rejimle dalga geçercesine, alternatif bir vergi sistemi uygularcasına Gedikli'nin dinçleri zekat kod adı altında paralar topluyorlar. Üstelik resmi bir kayıt yok. Makbuz yok. Denetim hiç yok. Hadi onu anladık. Peki bu Dursun bu paralarla ne yapacak? Selamünaleyküm İmam Efendi. House Abri Bey nereye durdu? Ve aleyküm selam abi. Ofisinde yok mu? Allah oraya olsa benim abi buraya ne işim var ya? İki gündür peşinde koşturuyor beni. Biraz zekat verecek. Ver diyorum vermiyor. Ver diyorum vermiyor. Ver diyorum yine vermiyor. Ya ben onun iyiliği için uğraşıyorum da o te dünyada kendi parasıyla yanacak ya. Abi iyi hatırlattın. Bak Allah razı olsun. Gerçekten çok gayretli çalışıyorsun. Ama insanlara biraz daha... İmam efendim. Bak sen benim işime karışma. Ben senin işine karışayım diyorum. Aslına bakarsan evet karışıyorsun. Ya işte oradan pay çıkar. İyi olayım mı? İyi olmuyor da Allah Allah ya. Hayırdır Sapri Bey? Kimle kaçıyorsun? Ya Dursun'um ya hiç hayırdan kaçılır mı ya? Ben şimdi şeye gidip şey ettikten sonra şeyin... Sen evvelden beri şeyi şey edersin. Sonra şeyden de şeyi şey edersin da. Haydi gidiyoruz bankaya. Zekatını vermeden kurtulamazsın beni. Dursun'um ben şimdi şey... Aman Dursun'um ya sen insanı zorla sevaba sokarsın ya. Ya Dursun. Sapri Bey. Sapri Bey haydi da. Ver beni. Ya ver sana. Ver diyorum da. Tövbe tövbe tövbe. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi hayırdır? Hayırdır hayır. Zekatını verdi de şimdi de keyfini çıkartayım. Ha bu arada İmam Efendi. Üst beş kişi hariç herkesten zekatını topladım. Olay da birkaç günü hallederek de. Şimdi ha bu defteri temize çekersek cemaate verecek hiçbir hesabımız kalmayacak. Hepsi ha buradadır ha. Oo, hiç fena değilmiş. Çok şükür. O zaman namazdan sonra cemaate toplanan miktarı açıklarız. Abi yarın sen de ikindiden evvel genel bir konuşma yaparsın. Tamam tamam. Peki parayı ne yaptın? Bankaya mı yatırdın abi? Hey gidi Allah'ım ya. Rahmetlik babam derdi ki bir tane çitlenmiş sakız buldun mu? Hop da başına koy derdi de. Bankada ne dur ya? Eskiden banka mı varmış? Her şey buraya dur da. Abi yalnız öyle biraz riskli olmaz mı? Ya banka daha riskli dur. Bir kriz oluyor, üst beş kişi topyekun batıyor. Hiç iyi olmamış.
Emanetin canı az olur derler. Gerçi şu saatten sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü bütün bankalar kapandı. Ya sen herkesin zekatını biliyorsun da sen ne kadar zekat verdin peki ha? Sapri Bey! Sapri abici! Abone duymamış olayım tamam mı? Hem zekat memuruna hürmetsizlikte bulunmanın cezası 6 ay katıksız oruç tutmaktır ha? Dursun! Ha! Geldin mi Hayati? Aferin ula sana! Ya Hayati senin ne işin var burada ya? Ya Hayati namaza başladı da hem öyle bildiğin sadece cumadan cumaya değil ha. Ondan sonra 5 vakit namaz kılacak. Gerçi zekatını biraz eksik verdi ama olsun erişmedim. Dursun abisine örnek almış da. Zekatta da bunu örnek aldıysa zekat memurum ben olayım ya. Ha? Sabri abi, abiler. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun sağ olun. Birkaç kez sizi görmüştüm ama tanışma imkanımız hiç olmadı. Ya yeter bu kadar tanışıklıkta. Haydi sen git abdestini al. Abdestin varsa da tazele. Abdest eksikliğin vardır senin. Hem de çok çok ha. Haydi. Abi kimdir bu Hayati Bey? Ya efendi bir adam. Bir zararını görmedik. Kasabada pek durmaz. Sürekli dışarıda. Pazarlamacılık yapıyor bebe. Ya baba 2 saattir seni arıyorum ya. Oy uşam. Ha bu ettin de laf midir da? Müslüman adam namaz vakti nereye olacak? Camiyeydim ya. Ha baba şey söyleyeceğim. Anneme söyleyeyim mi? Sakın ha! Eğer söylersen mani olmaya kalkar da. Biz ne işe veriyorsunuz ya? Ha? Ha babamın arsız olayı var ya onu halledeceğiz. Ulan senin ağzında baklar istemezdi da. Niye söyleyeyim onu ya? Dursun abi hayırlı olsun. Hallettin mi abi arsa işini? Hallediyorum az kaldı. Ah Dursun ha. Sen ne kirli çıksın ya. Parayı nereden buldun ha? Asabi hamsi. Sapi be! Sapi yapıcı! Sen ne ya benim ne yaptığımdan ne ettiğimden? Herhalde cami avlusundan mendil açmayırım. Tövbe tövbe! Yürü lan! Vallahi helal olsun şu Dursun abi. Hani 3-5 çam devirdi ama en azından bu kadar kısa zamanda çok iyi para topladı. İnşallah yarın ikindiden sonra da bir aksilik çıkmadan şu emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Ya hocam sen rahat ol ya. Yani küçücük kasabada ne aksilik olacak ki? Erzurum çarşı pazar, Leylim aman aman, Leylim aman aman, suna yarim. İçinde bir kız gezer ama of ninenin. Aa merhaba. Nasıl oldunuz? İlaç bekliyorum. Allah Allah. Uzaktan mı geliyor ilacınız? Çok uzaklardan. Ama aslında çok yakın. Ya şey adı ne ilacın? Adını söylemek yasak. Adı... Sır. Adı. İçinde bir kız gezer aman of ninen ölsün sarı gelin aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baba ödüm koptu ya. Ulan Müslüman hiç ödü sağ ol den kopar mıydı ha? Baba helal olsun sana. Keşke uykun açılsaymış.
Neyse sen teheccüdünü kılla, ben de şuna bir sahur hazırlayayım. Yok. Baba ne yapıyorsun yine? Kızım, Zeçat bana var ya buraya, sen aldın değil mi? Yok. Baba ne oluyor? Uy, ne diyorsun sen? Zeçatları bitti abine! Ya Dursun abi, hiç kimseyi görmedin mi? Görmüş olsaydım ha buraya ne işim vardı da? Hırsızı boğulamaktan Şini'ye 50 defa kodese tıkamışlardı beni ya. Jandarma ne dedi? Baktı etti. Ondan sonra da geçmiş olsun dedi. Ya paralarım gitti mi şimdi yani? Yeniden mi zekat vereceğim ben ya? Ay Sabri, adam iki saattir ne anlatıyor? Hırsız girmiş ya, hırsız hırsız. Almış götürmüş bütün paraları işte. E Leyla nerede şimdi? Olay yerini temizliyor. Demek duyduklarım doğruymuş. Din sömürüsüyle toplanan paralar havalara uçtu, öyle mi? Yine ben haklı çıktım. Tam da beklediğim gibi. Ama merak ettiğim bir şey var. Acaba gerçekten çalındı mı? Yoksa kutsal cihat silahı için biriktirdiğiniz gizli bir fona mı aktarıldı? Of. Ha bu arada koyu yeşil Dursun. Bu toplanan paraları arsa problemlerini çözmek için kullanmayacaksın değil mi? Sabri abi, biz mescitte mi toplansak? Ya toplanalım, toplanalım da yani... Niyetli olmasaydık şimdi soğuk bir bardak su içmiştik bu paraların üstüne ya. Ay herkese haber verdik. İkindiden evvel malumat verip zekatları pay edecektik. Ya durun bakalım. Belki bir çözüm yolu buluruz. Ah kızım, o meşhur kızıl derili atasözüdür. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Ara ki bulasın. Bu böyle samanlıkta inek aramak gibi bir şey. Ya, tamam neyse, bu konuları mescitte konuşuruz. Hadi gidelim mescide. Hadi Dursun abi. Dursun abi? E daha şimdi buradaydı, nereye gitti ki bu? Dursun bu ya. Mescit lafını duyunca durur mu ya? O şimdi mescitte en ön safa kurulmuştur bile. Hadi gidelim. Dur bakalım. Belki de bu imamın yeni bir oyunu olabilir. Ya bu Dursun nerede ya? Gelse de başlasak. Acaba abdest mi alıyor? O abdestini uyanmadan alır hoca efendi. Belki de gelmek istememiştir. Yok. Ay, ister misiniz canına kıymaya kalksın? Ya niye isteyeyim ya, niye isteyeyim Allah? Bak aslında ben... Hah, geliyor galiba. Ya babam, babam yok, gitmiş. Nasıl yani, ne demek gitmiş? Ya bilmiyorum, dün gece bir valiz hazırlamıştı. Hatta ben sorunca beni terslemişti. Az önce eve geldi, ben de odama gittim. Odadan bir çıktım, yok, valiz de yok. Acaba bir yere bir şey mi götürecekti? Zannetmiyorum Emir abi. Ya ben sorunca dedi ki hakkını helal et. Aa! Helal ettin mi yoksa? Ay ben dedim size, ben dedim size. Bu adam kesin canına kıyacak. Ay valize yazık etmese bari. Bir dakika, bir dakika. Hemen endişelenmeye gerek yok canım. Dursun abi inançlı adamdır, yapmaz öyle şey. Evet doğru doğru. O kesin bir yerde oturup kalmıştır. Biz bir an önce bulalım onu da yazık adamcağız daha fazla bunalıma girmesin. Thank you.
Allah. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ya nereye gider bu adam ya? Siz daha beni dinlemeyin. Dinlemeyin. Şimdi insanlara da malzeme vereceğiz. Durun bir dakika. İllaki bir açıklaması vardır. Bir yerlerden çıkıp gelir. Hemen aklımıza olumsuz şeyler getirmeyelim. Sonra dua yerine geçer. Serdar yok. Murat'ı bırakmış. Ha? Şimdi abartabiliyor muyuz peki İmam Bey? 3 kilo kıyma, 2 kasa patates. Bu ne ya? Arkasını çevir, arkasını. Ya anne, ben babamla gidiyorum. Hakkını helal et. Bir dakika, bir dakika. Benim anlamadığım, siz hala bu koyu yeşil Dursun'un arsa meselesini halletmek için paraları alıp gitmediğini mi düşünüyorsunuz? Bana bak Ferit Efendi. Dursun Efendi huysuzdur, geçimsizdir, akılsızdır, suratsızdır, patavatsızdır, şeydir. Ablacığım şu lafını toparla artık. He, şeydir ama hırsız değildir. Ölse harama el uzatmaz. Ben kendimden şüphe ederim ama ondan etmem. Aha, işte hırsızı bulduk. Lütfen sakin olun. Şu an birileri hakkında olumsuz konuşmanın, kimseyi suçlamanın ve hatta hırsızı bu şekilde aramanın hiçbir manası yok. Hepimiz biliyoruz ki o parayı çalan kişinin yüzü asla gülmeyecek. Yetimin, garibanın ve hatta tabiri caizse Allah'ın parasını çalanın iflah olmayacağını da. Onun için biz o kişiyi Allah'a havale edip çözüm yollarını tartışalım. Ki biliyorsunuz o insanlar o paraları hepimize güvenerek verdiler. O para en az Dursun abi kadar bizim de sorumluluğumuz altındaydı. Onun için isterseniz şimdi mescide gidip ne yapacağımızı konuşalım. Buyurun. Hadi. Ya Hayati, mescide gelmiyorum ya. Abi bugün yine şehir dışına çıkacağım da yapmam gereken şeyler var. Ayarlayabilirsem gelirim. Gel ya, gel. Dursun'un yeri boş nasıl olsa. Ferit Bey ya. İmamın neden geldiğini merak ediyorduk ha. Hı. Para için gelmiş olabilir mi ha? Sanmıyorum Cengiz. Onun geldiği yerde fazlası vardır. Hem bu tiplerin öyle parayla pulla işi olmaz. Demin Cenk, hani Dursun için şey demiştin ya. Ne yapayım Cengiz? Malzeme toplamaya çalışıyordum. Böyle bir fırsatı kaçıramazdım herhalde. Ferit Bey ya. Hı. Senden ta çok şey öğreneceğim ben be ya. Şimdi durum şu. Biz insanlara ikindiden evvel ayrıntılı bir rapor vereceğimize ve nakit yardımlarında hemen yapılacağına dair söz verdik. Belki insanlar ona göre hazırlık yaptı. Belki ümitlendiler. Ya keşke toplanan miktarı açıklamasaydık ya. Yerine 3-5 koyardık. Abi biz o parayı yine yerine koymak zorundayız. O para sadece Dursun abiye değil, hepimize emanetti. Yani ortada hem söz var, hem emanet, hem yardım yapanların hakkı, hem ihtiyaç sahiplerinin. Ayrıca insanlar inananlar hakkında en ufak olumsuz bir fikre kapılmamalı. Tamam bir avuç insanız ama sonuçta dinimizi temsil ediyoruz. O parayı yerine koymak şarttır. Ay, nasıl olacak ki o? Yani paranın yerini bilen mi var? Senden başka. Neyse, şu an yapılacak olan şey o parayı bir şekilde yerine koymak. Tabii bunu bütün cemaatten isteyemeyiz. Onun için biz yine Nazımızın geçtikleriyle el ele verip bu işi bir şekilde çözmeliyiz. Ya ben de bundan korkuyordum işte. İnşallah Nazımız bana geçmez yani. Ah be Dursun'um ya, ah be Dursun'um ya. Yani şeytana uymanın sırası mıydı şimdi? Abi kaybedecek vaktimiz yok. Bakın şunun şurasında sadece 2 saat kaldı ikindiye. Allah yardımcımız olsun. Unutmayın, eğer niyet hayırsa akıbet de hayırdır. Baba, nasılsın? Sağ ol, idare ediyoruz işte. Ne? Annem nereden biliyor hesabımdan para çektiğimi? Evet, az önce yine çektim. Anne? Ya anne, hayırlı bir şey için çektim. Anne, ne kızı Allah aşkına? Nereden çıktı şimdi o? Yok canım. Neyse, ben sizi başka bir şey için aradım. Siz zekatınızı verdiniz mi bu yıl? İyi o zaman. Artık vermeye başlasanız iyi olur. Ben şimdi çıkamıyorum.
Eğer parayı hazırlarsanız banka kapanmadan gelip alırım. Merak etmeyin doktor hanım. Bu kadar para istediğinize emin misiniz? Eminim. Kızlar bunlar yetmez. Daha çok eksiğimiz var. Biraz gayret edin. Hadi geçin, başınıza gelenleri duydum, çok üzüldüm. Bu da bizden olsun. Size ne oluyor ayol? Hem bu para bize emanetmiş. İmam Bey öyle söyledi. Şekerim, siz bu parayı Allah istedi diye toplamadınız mı? Evet. Allah hepimizin Allah'ı. Aman ne olur Ferit duymasın. Komutanım. Al şunu Emin Hoca. Laf dinlemen için illa darbe mi yapmamız gerekiyor? Hepsini ben vermedim zaten. Subay arkadaşlardan da duyan olmuş. Getirip verdiler işte bir şeyler. Allah razı olsun komutanım. Başka mesele. Savaş henüz bitmedi. Ya hoca ya. Abi eksik mi var yoksa? Yok yok yok. Harbiden herkes vermiş parayı. Oh, çok şükür. Allah'ın izniyle emaneti yerine koyduk yani. Allah mahcup etmedi bize. Dursun abi nerededir acaba? Kızım o şimdiye kadar çoktan Meksika sınırını geçmiştir. Hiçbir yere gidemez. Kızı burada. Sadece kızı mı? Oy! Neredesiniz siz de? Dursun abi. Dursun'um hiç değişmemiş ya. Ula hani içinden evvel camide buluşacaktık. Bekliyorum gelmiyorsunuz. Bekliyorum gelmiyorsunuz. Ha bu zekat paralarını dağıtmayacak benim de. Abi nereden buldun o paraları? Sade. Nereden buldun? Sen buldum ya. Bunlar çalınan paralar değil değil mi? Çalınan paralar mı? Onlar bulundu mu? Yok yok. Bu başka paradır da. Aynı rakamdadır ha. Ay var ya Dursun, yemin ediyorum sanat filmi gibi adamsın ha. Dediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Tövbe tövbe tövbe. Serdar, anlat bakalım. Yoksa benden habersiz gittin diye ederim edeceğim ha. Anlatacağım ama biri beni korusun. Anlat bakalım. Anlat evladım anlat. Bak Sabri amcanla biz seni koruruz. Koruruz koruruz. Hani babamın arsasındaki ortağı vardı ya. Ya babam o arsayı almak için gerekli parayı toplayamamıştı. Bir şeye karar verdi. Yani bugün zekat paralarını cemaate teslim edip adamların gözünü korkutmaya gidecektik beraber. Seninle beraber he mi? Mafya mı oldun bitti? Anne konuyu dağıtma lütfen. Yani neyse işte. Paralar çalınınca sonra babam da başka bir şeye karar verdi. Sabah aceleyle notere gidip vekaletnameyi adama gönderdi. Ondan sonra da hissesini sattı. Aha işte de paralar burada. Dursun abi sen babaya hadi gel. Yani bugün zekat paralarını cemaate teslim edip adamların gözünü korkutmaya gidecektik beraber. Seninle beraber he mi? Mafya mı oldun bitti? Anne konuyu dağıtma lütfen. Yani neyse işte. Paralar çalınınca sonra babam da başka bir şeye karar verdi. Sabah aceleyle notere gidip vekaletnameyi adama gönderdi. Ondan sonra da hissesini sattı. Aha işte de paralar burada. Dursun abi sen babaya adigâre arsayı mı sattın? He sattım. Ne olmuş? Günah mı ettim ya? Hem verimsiz bir arsaydı. Babam da razı değildi. Balık koysan üstüne oynamazdı ya.
Hocam para şimdi iki katına çıktı. Acaba Dursun abinin parasını geri mi versek? Alır mı öyle şey ya? Allah için verilmiş para geri mi istenir? Hem o çanta bana emanetti de ben de vazifemi yerine getirmeye çalıştım. Hele Dursun efendi. Helal olsun sana. Ama benden habersiz bu bitliği götürdün diye hesabını soracağım sana. Levent komutanım gönderdi. Mescit avlusunda bulunmuş. Ben buldum yani. Ayhan. Oy! Ha bu çalınan çanta değil mi durda? Paralar da buraya. Bir de not var. Hepinizden özür diliyorum. Paranın kuruşuna dokunmadım. Aklınızı helal edin. Ben o zaman gideyim. Efendim? Ha tamam, çok teşekkürler, Allah razı olsun. İsterseniz kalayım. Yo yani hem rahatsızsınız da. Ben o zaman gideyim. Ya Reyhan'ım ya, biz artık 2-3 yıl zekat vermesek de olur ha? Babacığım bu sayede kaç kişinin yüzü gülecek biliyor musun? Hiç huzur hissetmiyor musun içinde? Ya hissetmez olur muyum Reyhan'ım ya? İçim şimdiden bir hoş oldu ya. Ama Emir Hoca duymasın tamam mı? Oh! Maşallah. İmamın keyfi yerinde. Ferit Bey, sizden bir ricada bulunabilir miyim? Biz bu toplanan yardımları dağıtmak için bir komisyon oluşturacağız. Siz de içinde yer alır mısınız? Böylece sizin içiniz de rahat etmiş olur. Teşekkür ederim, benim içim rahat. Ama tabii çok istiyorsan, ne bileyim hani biraz rica edersen, hatta yalvarabilirsen, bu sosyal sorumluluk projesi olduğu için belki radyomda bir iki kez konuşabilirim. Ama sadece bir iki kez ona göre. Ulan sosyal ne durda? Zekat dedin hayır işidir. Bak sakın bunun ismini değiştirmeye kalkışma ha. Bana bak, sana ne? Ha? Sen ne karışıyorsun? Bu sosyal sorumluluk projesi. İstediğim kadar destek olurum. İstersen bir yıl destek olurum. Sana ne? Olamaz. Fitre'ye de Zeçat'a da sosyal diyemezsin. Hem sensin sosyal ya. Sen nesin? Asosyal. Sen neysen ben de ötekiyim. Asıl sen neysen ben ötekiyim.